Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin velhamdülillahi Rabbil Alemin. Merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. İki günü eşit olan zarardadır. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. İşçiye alnının teri kurumadan ücretini veriniz. Cennet annelerin ayakları altındadır. Hiç kimse kendi elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yiyemez. İstişarede hayır vardır. Kıyamet günü alimlerin mürekkebi, şehitlerin kanı ile tartılır. Dünyayı isteyen ilme sarılsın. Ahireti isteyen de ilme sarılsın. Hem dünyayı hem ahireti isteyen yine ilme sarılsın. Hiçbiriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe gerçek iman etmiş olmaz. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur. Kim kötü ve çirkin bir iş görürse, onu eliyle düzelsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle düzelsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir. Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur. Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tövbe edenlerdir. Ebu Hüreyre anlatıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir gün burnu sürtülsün, burnu sürtülsün, burnu sürtülsün dedi. Kimin burnu sürtülsün diye sorulunca şu açıklamayı yaptı. Ana babasından her ikisinin veya sadece birinin yaşlılığına ulaştığı halde onlara saygı ve hizmetle rızalarını alarak cennete giremeyenin. Ebu Hureyre'den Peygamberimiz buyurmuştur. Allah Teala kıyamette üç sınıf insanla konuşmaz. Onları aklamaz. Rahmet nazarı ile bakmaz. Onlar için şiddetli azap vardır. Bir, sefahete ve zinaya devam eden ihtiyar. İki, yalancı hükümdar. Üç, kibirli fakir. Resul-i Ekrem buyurdu ki, Allah Azze ve Celle Cebrail'e, ey Cebrail, iki gözü kör olan bir mümin bu haline sabrederse mükafatının ne olacağını bilir misin buyurdu. Cebrail, Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Biz ancak bize bildirdiğini bilebiliriz dedi. Allah Teala da onun mükafatı ebedi olarak cennette kalmak ve benim cemalime doya doya bakmaktır buyurdu. İbn Mesud'dan Allah Resulü buyurdu ki, el sıkışmak, tokalaşma, musafaha selamı tamamlar. Atai Horasani'den Allah Resulü buyurdu ki, musafaha yapınız ki aranızdaki kırgınlıklar gitsin. Hediyeleşiniz ki birbirinize sevgi dolsun. Aranızdaki düşmanlıklar, hoşnutsuzluklar yok olsun. Hazreti Enes'ten Allah Resulü buyurdu ki, İki Müslüman karşılaşır, birbirlerinin ellerini tutar. Musafaha yaparlarsa Allah mutlaka onların bu halde iken yaptıkları dualarını kabul eder. Ellerini birbirinden ayırmadan günahlarını affeder. Ebu Hureyre'den Allah Resulü buyurdu ki,
Müslümanlar karşılaştıklarında musafaha yapar. Birbirlerinin hal ve hatırını sorarlarsa, Allah onlara bu halde iken 100 rahmet indirir. 99'u daha güler yüzle ve daha samimiyetle kardeşinin halini ve hatırını sorana biri de diğerine verilir. Efendimiz buyurdu ki, Allah'ı kullarına sevdirin ki Allah da sizi sevsin. İnsan Allah'ı bilmek, marifetullah ve onu sevmekle, muhabbetullah'la mükelleftir. İnsan kendisi Allah'ı sevdiği gibi başkalarına da Allah'ı sevdirmeye çalışmalıdır. Bu takdirde o Allah'ın sevgisini, rızasını kolayca kazanır. Rivayete göre Allah Teala Davud Aleyhisselam'a "Beni kullarıma sevdir." buyurmuştur. Davud Aleyhisselam da "Bunu nasıl yapayım?" diye sorunca Allah Teala ona şu açıklamayı yapmıştır. "Kendilerine verdiğim nimet ve ihsanlarımı onlara hatırlat. Çünkü onlar ancak iyiliklerini, gördüklerini severler." Resul-i Ekrem buyurdu ki, "Mümin dünyada başına gelen şeyler sebebiyle katiyen yakınmaz. Kafir ise en ufak meseleyi dert edinir." İbni Abbas'tan, "Bir gün üzerimizden bir bulut geçti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bu bulut Yemen'in Darih Vadisi'ni sulayacaktır. Buluta müekkel olan melek bana öyle haber verdi," dedi. Daha sonra Yemen'den gelenler aynı gün Darih Vadisi'ne yağmur yağdığını söylediler. Allah kimseyi cehille aziz kılmamıştır. Allah kimseyi de ilimle zelil yapmamıştır. Öğrenin. Cahiller olarak ölmeyin. Allah cehalet özrünü katiyen kabul etmez. Resul-i Ekrem buyurdu ki, Allah kuluna bir nimet ihsan ettiğinde kul elhamdülillah derse, bu hamd o nimetten daha faziletli ve hayırlı olur. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Allah'ın en sevdiği dua kulun şöyle demesidir. Allah'ım, ümmeti Muhammed'in hepsine merhametinle muamele eyle. Yetimin ağlamasından çok sakının. Zira insanlar uykuda iken o ağlama gece yürür. Seher vakti Allah'a yükselip kendisini ağlatandan şikayette bulunur. Kıyamet günü azabı en şiddetli olan kimse sahip olduğu ilimden kendisine Allah'ın istifade nasip etmediği alimdir. Hayırların içinde sevabı en çabuk gelen sıla-i rahim, akraba ziyareti, en çabuk cezası gelen de hükümete isyandır. Yalan yere yemin de memleketleri harabeye çevirir. Her cuma gecesi, Beni Adem'in amelleri Allah'a arz olunur. Akrabasını yoklamayı kesenin ameli kabul olunmaz. Sizin amelleriniz akrabanızdan olan ölülere duyurulur. İyi ise sevinirler. Kötü ise şöyle dua ederler. Ya Rabbi, bize nasıl hidayet ettinse onlara da hidayet etmeden canlarını alma. Sizin amelleriniz kabirde yatan akrabalarınıza duyurulur. İyi ise sevinirler. Fena ise şöyle dua ederler. Ya Rabbi, sen ona ilham et. Taatinle amel etsin. Muaz bin Cebel'den şöyle demiştir. Ya Resulallah, beni cennete sokacak, cehennemden uzaklaştıracak bir ameli haber ver dedim. O da şöyle buyurdu. Sen büyük bir şey sordun. Ancak o Allah'ın kolay kıldığı kişilere kolaydır. Allah'a ibadet edersin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılarsın. Zekatı verirsin. Ramazan orucunu tutarsın. Beyti, Kabe'yi tavaf edersin. Sonra şöyle buyurdu. Sana hayır kapılarını göstereyim mi?
oruç kalkandır. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi günahı söndürür. Gecenin içinde kişinin kıldığı namaz da hayır kapılarındandır. Sonra onların yanları yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Onların yaptıklarına mükafat olarak ne göz aydınlatacak, sevinçler sakladığımızı hiçbir kimse bilemez. Mealindeki ayeti okudu. Sonra şöyle dedi. Sana din işinin başı, direği ve en yüce yerinin zirvesini haber vereyim mi? Ben evet ya Resulallah dedim. O şöyle dedi. İşin başı İslam, direği namaz, zirvesi cihattır. Sonra şöyle buyurdu. Bütün bunların da özünü sana haber vereyim mi? Ben evet ya Resulallah dedim. Dilini eliyle tuttu ve işte bunu tut buyurdu. Ben de ya Resulallah biz söylediğimiz şeylerle de mi hesaba çekileceğiz dedim. O da annesi kaybedesice insanları yüzüstü yahut burunları üzerinde cehenneme sürükleyen ancak dillerinin ekip piştiğidir. Yine Ebu Zer'den. Resulullah'ın ashabından bazı kimseler Peygamber aleyhissalatü vesselama şöyle dediler. Ey Allah'ın Resulü! Zenginler sevaplarla gidiyorlar. Bizim gibi namaz kılıyorlar. Bizim gibi oruç tutuyorlar. Mallarının fazlasıyla sadaka veriyorlar. Biz fakiriz. Bunu yapamıyoruz. Resulullah şöyle cevap verdi. Allah size de sadaka vereceğiniz şeyler vermemiş midir? Her bir tesbihinize sadaka sevabı vardır. Her bir tekbirinize sadaka sevabı vardır. Her bir hamdinize sadaka sevabı vardır. Her bir kelime-i tevhidinize sadaka sevabı vardır. Her iyiliği emirde sadaka sevabı vardır. Her kötülüğü yasaklamada sadaka sevabı vardır. Hatta sizden her birinizin ailesiyle cinsi münasebette bulunmasında bile sadaka sevabı vardır. Adamlar ey Allah'ın Resulü, bizden biri şehevi arzusunu yerine getirince de ona sevap mı olur dediler. Peygamber ne dersiniz? O arzusunu haramla giderseydi ona günah olur muydu? İşte aynen öyle. Eğer o arzusunu helal ile giderirse ona sevap olur.